Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Farklı farklı yerlerden okuyacağım. Değişik yerden. Çünkü belki bir konu ilginizi çekmez. Başka bir konu olsun diye. Böyle zengin olsun. Severim ben böyle şeyleri. Birincisi şu, çok soruluyor. Bu iş dinle ne alakası var? Farklı 3-4 tane konu olacak mevzu. Bir tanesi bu. Hemen onunla başlıyorum. Bu dinle ne alakası var? Yani bu iş dinle ne alakası var? Bu ticaret işi. Bu aile mi münasebet? Bu evlilik. Bu siyaset. Bu siyaset. Siyaset ne alakası var ya? Ondan sonra, bu ticaret ya, bu bir tane söyledi, ya bunun kırmızı ışıkla, haramla, helalla ne alakası vardı Hoca Efendi dedi ya. Nur talebesi olmadığı için Hoca Efendi diyor. Dedim ki kırmızı ışıkta geçmek haramdır. Böyle bakıyor cenazede. Ya dedi, ben Resulullah zamanında dedi, kırmızı ışık mı vardı dedi ya. Aynı böyle bir soru da olmuştu. O günlerde işte uçak düşmüştü, jetin şeyi. İnşallah şehit olmuşlardı. Niye dedi? Uçaktan düşen dedim, ölürse şehittir. Böyle bir yaş yapıyor, bir şey bulmuş adam. Ya Resulullah zamanında uçak mı vardı diyor. Ne vardı? Peygamberimiz Aleyhisselam, onunla alakalı bir yerde. Yani dinimiz, kişileri sembol, simge olarak kullanır. Onun üzerinde zamanla söylerken zamansızlığı, mekanda söylerken mekansızlığı, muayyen bir şahsa hitap ediyormuş gibi muayyen olmayan sıfat genelliyor. O kanuniyete giren her şey onun hükmüne tabidir. Misal diyor ki, binadan düşen, ağaçtan düşen, uçaktan düşen, uzay gemisinden düşen, ne bileyim, arabayı kullanırken viyadükten aşağı düşen. Diyor ki, bir kanun, bak kanun bir silsiledir, efak onun ile bağlıdır. Yukarıdan, yüksekten düşüp ölen şehittir diyor. Uçak da yüksek midir dedim, yüksekten düşen. Evden düşen demedi, ağaçtan düşen demedi, damdan düşen demedi, viyadükten düşen demedi, uçak demedi. Yüksekten. Kur'an'daki peygamber kıssaları da eğer onlara hitap ediyorsa onlar ölmüş zaten. Dikkat ederseniz Kur'an'daki Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın kıssası Yusuf da yok, Musa da yoktu zaten. Yusuf Aleyhisselam zaten ölmüştü. Peygamberimize Kur'an geldiği zaman. Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an gelince Musa Aleyhisselam da yoktu ki. Musa Aleyhisselam'ın faydası zaten hiç yok. Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor. Zaten gitmiş adam. Yani onlar sembol, simge, simge. Ha, onun üzerine bir hakikatler bina ediliyor. Risale-i Nur'da da öyle. Hulusiye, Refete, Hüsrev'e hitaptır şuna. Ona hitapsa ona hitaptır. Ben başkasının kitabını okumam kardeşim. Yusuf Aleyhisselam'a hitap ediyorsa bana ne? Ben Yusuf Aleyhisselam değilim ki. Peygamber de olmayacağım. Meryem validemiz. Meryem suresi. Ben karı mıyım, kadın mıyım, çocuk mu doğuracağım, insan mı doğuracağım? Bana ne alakası var hurmaya tutun? Şöyle. Değil demek ki. Yani bu kanuniyetler ümdelerdir. O silsile, o şifre, o kanuniyet, o namusa, o sistemi bütünlemek için kullanılan bir amblemdir. Mesela onlardır ki, diyor ki siyasette şimdi, Hoca Efendi diyor, yani bununla alakalı, dinle ne alakası var bu siyasi tercih? Siyasi tercihtir diyor ya, dinle alakası ne? Bir şey olsun da din olmasın, bana söyler misin dedi. Mesela en basit ve adi, sıradan olan bir şey, din de olmayan, tuvalete girmek.
Dinle ne alakası var ya? Dinin hükmetmediği bir şeyi Allah'ın hesabı yoktur. Oysa din hayatın hayatıdır, hem nuru hem esasıdır. Tercih ettiğimiz her şeyde din vardır. Tuvalete nasıl gireceksiniz? Din var mı yok mu? Var. Sokakta nasıl tüküreceksiniz? Din var mı yok mu? Özel hayatınızda nasıl bir özel hayatınız olacak? Din var mı yok? Bana bir şey söyle, din hükmetmedi. Hükmetmesin. Yemek yerken komşusu aç mı? Helal değil mi? Sen kazandın ha böyle. Çok yersen helal. Ya o haram olursa ne olur? Helalin harama dönüşürse haramın ne olur? Ya düşün. Şimdi onunla alakalı bu, uzattım zannediyorsunuz ama o kadar kanun ümdelerini bahsettim ki din hayatı yorumlamaktır. Hayatı izah etmektir. Hayatla anlamlanmaktır. Din ile anlam kazanmaktır. Diyor ki, din ile hayat, bu okuduklarıma bakın, din ile hayat, yani yaşadığımız hayat, kabili tefrik olduğunu zannedenler felakete sebeptirler. Başlık bu. Din ile yaşantı, ya değil ya, helal haram belli ya. Namaz kılmak, farz kılmamak kadar bitti kardeşim. Oruçlu tutma, tamam. Ya diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü, çamaşırı akşam çıkarırsanız diyor. Besmele ile katlayarak ve besmele ile asla katlayarak diyor. Yoksa diyor cinler giyer diyor. Mecmuatul Adab'da yazıyor. Ya ne şey var? Ya sirayet var kardeş. Mesela elbise birisi ölmüş giyebilirsin, tamam. Ya adam şeyse, namazsız, niyazsız, böyle dinle kopuksa giyme kardeş. Ne alakası var yaşa? Sirayet eder kardeş. Sirayet kanunu burada yazmıştı. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, Hasan demiyor ha. Diyor ki, bir kitap yazsa fasık, mahsa o kitap doğru olsa, o kitap tamamen doğru olsa, o fasıkın kitabını okumak, doğru olan bir kitabı, ondan size zulme takar. Şimdi ne söylüyor? Ben para verdim kardeşim, elma, ekmek alıyorum. Diyor ki besmele diyor mu, demiyor. Demiyorsa almaya da mecbursan diyor, arkasında rahmet ilahi gör. Diyor mu, demiyor. Ne alakası var? Ver parayı, aldım işte. Diyor mu, demiyor mu Musa kardeş? Demiyorsa, besmele demiyorsa almayın diyor. İçki satıyor şimdi yani şeyde, markette. Niye giriyorsun kardeş? Bak. Ama bir kiraz aldım adam. Bismillah demiyor. Almaya da şeysin. Bismillahirrahmanirrahim, bari ses yap. Ya poşeti sana verirken Bismillahirrahmanirrahim diye de o da gaflete uyansın. Eğer mecbur şeysen diyor, öyle mi hakkı? Arkasında diyor, sen besmele söyle diyor. Onun kafasının üzerinde rahmet ilahinin elini gör diyor. Hayatın her safhası. Ayakkabı nasıl giyeceksin? Bak burada ne diyor? Böyle bakarsan bunlar anlaşılır. Din ile hayat, kabili tefrik olduğunu, ayrı bir şeyler olduğunu zannedenler, laiklik zaten bu. Laik bu. Din ayrıdır diyor. Din kalbe bakar diyor, hayata bakmaz diyor. Hayata bakmayan din var mı? Amel-i salihte din, dinin ikinci cüzüdür diyor. Laiklik öyle demediler mi? Din, Allah ile kul arasındadır, hayatla alakası yoktur, cemiyette biz varız. Bunun dediği uluiyettir. Rububiyet nedir? Hayatını yorumluyor. Bizi bırakmamış ki. Pantolonla dar diyor. Tamam mı? O haddim belli. Namaz kılarsa mekruhtur diyor. Bak oraya kadar. Nereye? Ya ben istediğimi yaparım. İstediğini yapamazsın kardeşim. Bir şartla yaparsın. Allah'ın nimetlerini bırakacaksın. Allah'ın memleketine de çıkacaksın. İstediğini yap. Allah Resulü tabiriyle, madem utanmıyorsan dedi, her şeyi yap. Bu hadisi okumuşsunuzdur. Bir de okuyorum, laikliği anlatıyor. Din ile hayat, kabili tefrik olduğunu zannedenler, felakete sebeptirler. 716'da başlık altında şimdi devam ediyor. Siz de garip garip bakmayın. 20 seneden beri Nurcu'yum dedi, ya öyle bir şey görmedim diyor. Böyle anlatarak anlattım ya, vah öyle bir şey var mı ya burada laiklik? Laiklik hakkı, din ile hayat.
şu John Türk'ün hatası. Şu John Türk. Şimdi var mı yok mu bak bakalım. Din Allah ile kul arasında bir bağdır. Kimse onu giremez. Biz Allah'a kalbe seviyoruz, hayatta yok. Hayatta Allah yok. Karıştırma dinle. Bizi aldatan bizden değildir mesela alışverişte bak. Ha, şu John Türk'te. Şimdi var mı yok. Kimler dedim, adam isimle sıraladı. Tespih çeker gibi. Onun işi. Şu John Türk'ün hatası, bilmedi o bizdeki din hayatın esası. Hayat, din neymiş? Hayatın esasını anlamadı. Çünkü diyor, burada diyecek, eğer bir bu millette din çıkarsa bu posa oluyor. Gayrimüteşkide bir de şöyle söyleyeyim size, irtibatta var. İki tane milletin milliyetçiliği ve ruhu din ile iltiham olmuş. Din olmuş. İki milleti. Dinden kopuk olursa o millet de milletlikten, o millette çıkmış olur diyor. İki millet. Din mizaçları oldu. Bir tanesi Türk milleti, bir tanesi Arap. Arap'tan Türk milletine dini çıkar, artık o ne Arap'tır ne Türk'tür. Yani milliyetçi ustad diyor bunu. Şimdi bilmedi John Türk der. Neyi bilmedi? Bizdeki din hayatın esası. Bir Karadeniz'de ders yaparken Es-salatu emadüddin. İmadüddin, emadüddin çoğunluk. Namaz dinin direğidir değil mi? Ne demek dedi bir tanesi? Namaz dinin kazığıdır diyor. Yani direk derken bizde kazıklar dururlar ya. O diyor. Şimdi esas diyor. Din bizde esastır. Bizi biz yapan bu zaten. Tuvalette tükürmeyin diyor. Özel malzemelerinizi bırakmayın orada. Düşek kabinde, ya ne misal veriyorum? Öyle bir misal veriyorum ki, vermeye çalışıyorum, gayret ediyorum ki. Gelen sorulara veya dinleyen beni gençlerin de fıkıhlar eksikliğini zannettiğimi de tamamlasın. Anladın? Bunu bilmeyenler de bazıları surat asıyor. Görüyorum onların ruhlarını. Niye izah ediyor? Benim ders böyle kalmış. Eksikliğimizi gidermeye matuftur. Mesela bulunduğunuz o düşün kabin var ya. Orada diyor Allah Resulü çişinizi yaparsanız vesvese hastalığına duçar olursunuz diyor. Bak oralara kadar hükmediyor diyor. Bak din bizde esastır. Laik değiliz ya. Yani laik demek kopuk değiliz. İki, millet ve İslamiyet ayrı ayrı zannetti. Millet ve İslamiyet. Biz Türk milleti, biz Kürt milleti, biz Laz milleti, biz Çerkez milleti. Hayır. Unutmayın. Kim milliyetçiliği esas almışsa o nispette ümmetçilikten aşağı atır. Ben diyor üç şeyi ayağımın altına aldım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nerede diyor bunu? Veda hutbesinde. Birisi faizi. Amcasının oğlunun şeyin ilk yaptı mı? İkincisi ırkçılık. Üç? Kan davası. Ayağım. Allah Resulü'nün ayağının altına alan almışsa onu kafasının üzerine alan insan ihya olur mu? İflah bulur mu? Allah Resulü ayağımın altına aldım dediğini sen kafaların üstüne çıkarmaya çalışıyorsun. Ayağımın altına aldım diyor, sen başın üstüne alıyorsun. Resulullah savaş mı açtın? Faize demiş değil mi Allah Resulü? Allah ve Resulü'ne savaş açmış gibidir diyor. Ya ne alakası var? Ne al? Görürsün orada. Kefenle giydiğin zaman orada görürsün ne demektir. Ha. Bakın bir daha. Ümmetçi olanlar milliyetçiliklerini ümmetçiliğe diyor mektubatta milliyetçilikte vasıta vesile yaparlar. Mesela bir misal söyleyeyim. Ben Kırıkan'a gittim. Baktım Laz var orada. Heyelan sebebiyle oraya göç etmişler. Derim. Olan dedim bu millete nasıl gireceğim ya? Lazlar da biraz enaniyet olduğu için el öpmezler, tamam mı? Tarikat pek geçmez.
İtaat etmezler. Böyle böyle tamam biraz şey derler. Ulan ben bunların içine giremem ya. Yani anlatsam, biz de biliyoruz canım. Ne anlatacağım? Bilmediğimiz şey mi anlatıyorsun? Lan biz de biliyoruz. Abdestin farzı 400 de falan anlatacaksın. Biliyor. Orada ne yaptım ben milliyetçiyim? Ya dedim ben bu memlekete geldim. Ona ne biçim adamlarsınız dedim ya. Bir gelin kapıma dedim dersen açtım. Ulan bu bizim memleketli hemşerimiz aç mı, açık da mı, zeytini var mı, ne var. Hoca öyle desene ya, kurban olursa olur mu dedi ya. Ha, hakikaten müthiş bir hizmet var şu anda, Kırkan'ı bilenler. Böyle başlattık orada. Ne yaptım milliyetçiliğimi? Hizmetkar yaptım. Ümmetçiliğe. Caiz. Ama sen ümmetçilik milliyetçiliğe yaparsan sen alamazsın. Onun için ümmetçi olanlar milliyetçi olamazlar. Milliyetçiler de ümmetçi olamazlar. Bu böyledir. Vasıta ve vesile hizmetkar yaparsan başka. Niye anlatıyorsun bunu? Millet bizde, millet ve İslamiyet'i ayrı ayrı zannetti. John Türk'ler, John Türk kafası. Şimdi bizim alakası yok diyorsun. John Türk kanundur. Din, John Türk'i sen dinini kardeşim hayata indirme. Hayatta ya gösterme. Din, Allah ile kul arasındadır. Kimse zaten bilmez. Paranın ve imanın kimde olduğu belli değil. Sen dinine bak. Vallahi billahi paranın ve imanın kimde olduğunu, bu sözün kaynağı Yahudi ve dinsizliktir. Oysa iman sorguyla anlaşılır inşa edeceğiz. Bir kere parası olup olmadığını bak elini cebine koyuşunda yürüyüşünü anlarız. Alametleri var. Koyduğun tencereye kaba pekmez koyduysa sızar ya. İmanın alameti yok mu? İmanın ve paranın kim olduğu belli değilmiş ya. Hiç mi namaza gitmeyecek misin? Cuma'ya gitmeyecek misin? Başka bir dinsizlerin sözü. Üzümü ye, bağını sorma. O kafir. Helallara benimki değil. Çaktın çıktın. Bağını sorma, kaynağını sorma. Geldi ye kardeş. Görüyor musun? Köpeğini Arap koymuş. Yahudi, Yahudi zihniyeti. Böyle dediğim için bu tabelanın arkasında yargılattım. Demek ki millet ve İslamiyet ayrı ayrı zannetmek laiklik bir işidir. İslamiyet bizim mizacımızdır, milletimizdir, hayatımızın esasıdır. Medeniyet müstemir. Bak medeniyet müstemir, müstevli vehem eyledi. Ne demek? Saadet hayat içinde görüyordu. Şimdi zaman göster. Yani medeniyet müstemir ve müstevli vehem eyledi. Ne demek? Müstemir. He? Sabit olan müstemir. Sabit. Peki, müstevli? Bak, John Türk de şöyle yaptı, yükselci. Ben sana da konuşayım. Medeniyet, yani medeni zannettikleri, müstemir, müstevi, müstevli vehmeydi. Saadete, yani medeni böyle insani ilişkilerde bulduğu kanun, insanların ahlakını, hayatını, huzurunu bulabileceğini zannetti. İslamiyetsiz huzur olunasaydı, Allah İslamiyet'i göndermezdi zaten. Vehmeyledi. Yani, peki daha acayip hırsız oldu adam, medeni oldu. İnternette adam her türlü şeyi var. Dolanı var. Allah'tan korkmasın neler yapar diye. Medeni adam. Ha, bak, medeniyet müstemir, müstevli ve emeledi. Yani insanın içsel aleminde sabit ve kararlı sağlamasını zannetti. Saadet hayatı, hayatın saadeti içinde görüyordu. Bunu medeni. Yani saadet hayatın içinde görüyor. Şimdi zaman gösterdi. Medeniyet sistemi, haşiye, tam bir işareti gaybiyedir. Sekeratta olan dinsiz, zalim medeniyete bakıyor. Hem bozuktu, hem muzirdi. Tecrübe-i katiye bize bunu gösterdi. Peki medenileşeceğiz diye ne yapıldı? Meğer bir azının tahakkümü, tasallubu, zulümlüğünü medeniyet gösterdi. Biz medeniyiz. İyi medeniyiz. Medenileştik. Orada hatırlarsınız böyle. Medeniyetten vuranlar oyunu kullanırken
demiş, tamam mı? Oyunu açık, tasnifi, sayımı kapalı, denelik. Acepmiş. Olmuş mu olmamış? Denelik. Tanrı oludur, Tanrı. Ne var ya? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber dese. Sonra bir camiye gittik. Ali Veliyullah, Ali Veliyullah. Şey alırım, ezan. Dedi ki ne olacak? Olsun dedim. Ali Veliyullah dedi. Ezan sünnettir. Şair olmuştur. Ama böyle şimdi, yani bakın bu şekilde bakabilsin. Şimdi adam benim gibi düşünmüyor musun? Hayat ya şansı vermiyor. Buna ideoloji denilir. İdealistik demek, sen benden farklı düşünüyorsan ne olursun canım, sen de yaşa, ben de yaşa. Bu idealist. İdeoloji demek, benden farklı mı düşünüyorsun? Hayat hakkın yoktur. Benim gibi, istediğim gibi giyinmiyor musun? Benim gibi, beni sevmiyor musun? Yaşamayacaksın. Yaşamayacaksın kardeşim. Bu şapkayı aleyhinde bulunmayacaksın. Eskilip Latif Hoca demiş ki 10 sene önce yazdım ben bu kadar. Olmaz. Eskiden beri demek ki bizden sıktı. Eski. Ama siz yeni çıktınız. Olsun. Gel asıl. Medenilik. Medeniyet sistemi bozuktu. Hem muzirdi. Tecrübe-i katiye bize bunu gösterdi. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur. Şu milletin ihyası. Şu millet ihyasını istiyorsa, anaş olmasını istemiyorsa, tamam, o ancak din ile olur. Ya. Neredeydi ya? Kastamonu'da bir yer vardı. Hatırladınız mı? Bu yeni mi? Yani şey yapıyor diyor, din olmazsa anarşist olur, daha kontrol altında olmaz. Neresiydi? Son tarafta bir yerdeydi. Hatırlayan var mı? Yani insanları, bir de şualarda var. 11. şuada. Çok güzel bir yerdi de. Bakayım kaç. Bak, çünkü bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasesi anarşilikten kurtulmak, cemiyet hayatın anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için 5 esas lazım ve zarurdur. Cemiyet hayatında anarşi ne demek biliyor musun? Hiçbir hak hukuk tanımaz. Yecüc mecüc neymiş? Hayatta ve ahlakta. 149 Kastamonu. Zulmetli bir anarşi. Onu bir okuyayım orayı da. Bak 149. Kastam, laikaları okumayan da nurculuk aidiyeti, nurcu şuuru, ben falan yere mensubum. O olmaz. Bak diyor ki, Sert-i Zulkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi hadis var ya, Yecüc Mecüc. Neymiş? Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak bir, ahlakta, içsel yapıda ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Yani cemiyet hayatında haddini bilmeyip hududunda kalmayan, hiçbir kural tanımayan anarşi, içsel aleminde hiçbir ulvi değerleri ve kontrol mekanizmasını kaybeden zulümle, zulümatlı içsel çöküntü yaşamak. Tamam. Bak bunu söylüyor. Bak şimdi ona bunu nasıl durdurur diyor. Tamam, bu Yecüc ve Mecüc, Zulkarneyn durdurur diyor. Zulkarneyn nedir? Yani bu konumuzla alakalı diyor ki, mesela çünkü bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için 5 esas lazım ve zaruridir. 1. Merhamet. Dinsiz olur mu? 2. Hürmet. Dinsiz olur mu? 3. Emniyet. Dinsizlik. Dinsizlik de olur mu? 4. Haram ve helalı bilip haramdan çekilmek. 5.
serseriliği bırakıp itaat etmek. İşte Risale-i Nur hayat içtimaya baktığı vakit bu beş esası temin edip asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Risale-i Nur'a ilişenler, Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki onların ilişmesi anarşilik hesabına, vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır. İşte bunun hulasasını o casusa söyledim diye devam etti. Bir de şualarda var. Bak, şualarda da ilginçtir. Eğer bulabilirsem o da garip. O daha acayip. Bakayım dinsiz, din olmadan bu olur. Dördüncü mesele, sekizinci mesele olacak. Gidi benim kardeşlerim, gençlere cehennem. Bak, hem her bir şehir kendi ailesine geniş bir hanedir. Evinizi düşünün, karı başka havadan vuruyor, koca başka, çocuk, kız, baba, dayı vesaire. Ne olur o? Değil mi? Bak o zaman diyor, cemiyet de büyük bir hane gibidir. Bak cemiyette bunlar olursa, cemiyet ne olur? Din olmazsa bu cemiyetteki bu hastalıklar tamir olur mu? Diyor ki bak, eğer imani ahiret, Allah'a iman, şu cemiyete, o büyük aile efradına hükmetmezse, eğer cemiyete ahiret korkusu olmasa, ahiret inancı olmasa ne olur? Güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza-i ilahi, sevab-ı uhrevi yerine bir, garaz, menfaat, sahtekarlık, hotkamlık. Hotkam ne demek? Ben merkezi. Yani hotkam. Gamsız. Niye? Kendisine pergeli koymuş, millete aç. Haç. Bir şey yapılması gerekiyor toplumun. Haç. Sahtekarlık, hotkamlık, tasannu. Tasannu? Yapmacık. Riya. Riya. Gösteriş. Rüşvet. Aldatmak gibi haller meydan alır. Nerede alır? Ahirete iman azalırsa, kalkarsa ne olur olurmuş? Bak bir de okuyayım abim. Bir. Güzel ahlakın esasları olan güzel ahlak nedir? İhlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza-i ilahi, sevab-ı uhrevi. Güzel ahlak ne demektir? Koyun buraya tencereyi. Tencereye getirelim. İçine atıyorum bak. İhlasa at. Samimiyete at. İçine at. Fazilete at. Hamiyete at. Fedakarlığa at. Rıza-i ilahi içine at. Sevab-ı uhrevi'yi karıştır. Çıkan hulasa macun güzel ahlak. Bu güzel ahlakın tersini okuyalım. Din olmazsa cemiyette fertler nasıl olur? Eğer bir adam da din hakim değilse. Rıza-i sevabı yerine. Rıza-i ilahi ve sevabı uhrevi yerine menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, gams. Kendi menfaatini düşünüyor. Gam yok. Tasannu. Tasannu. Yapmacık. Riya, şöhret için. Rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşilik ve vahşet manalar hükmeder. Anarşilik, tamam, bozguncu, hayat tehlikesi. Vahşet ne demek biliyor musun? Birbirinin ruhuna böyle gözükmeyen elle iş yapmak, karanlığa atmak. Yani içsel çöküntümüze birbirine yardım et. Birbirinin için, oh, kardeş kardeşi, baba oğul. Lan biliyorum, niye zulmediyorsun? Niye elinden alıyorsun, hakkın olmadı halde? Oh, oh, hiç acımıyor. Yani vahşet demek, vahşet ne olur? Şöyle anlatayım, anlatabilirsem bak. Afrika'ya gittiniz, baktınız timsah, deniz, suda, gölde, aslanlar, sırtlar, akbabalar, kartallar, köpekler, filler, canavarlar. Orada sağ çıkma şansın yok.
size söylüyorum. Hangisiyle ölmek istersiniz? Ses, ölümü seçin. Oraya kaçıyorsun timsaha. Oradan kaçtın aslan, oradan kaçtın kobra. Kobra ısırmıyor. Fuh, yutuyor. Ha? Sonra bir yere şey yaparak katlanıyor. Kar, kurt, kartur, kemikler birbirine. Sırttan, affedim, hayal yerlerinden öleceksin. Parçalanarak, buradan değil. Aslan buranın. Hangisini istersin Azim kardeş? Ha, o andaki halet ne olur? Nereye gidersem gideyim, mutlaka bir şekilde öleceğim. Hangisini seçeyim ölümümü? Haleti demek vahşet demektir. Yani o hayvanlar demek içsel alemimizde birbirine çatışan, çelişen duygular, hisler, latifeler, fikriyatlar. Mesela camın kenarına gelemem, ya atarsam kendimi. Allah Allah. Çok, mesela ona şeye bakmayayım, o bana şunu demek istiyor. Ya evde tek başına oturamam. Ya kalbim durursa, kabirde ne yapacağım? Ya imansızsa, tamam? Ölüyorum galiba, iyi değilim. Ne olacak? Bu vahşettir. İçsel çöküntü. Çaresini, bu tıptaki adı psikolojik. Bizdeki çaresi, imanı bile ahireti artıracaksın. Sohbet-i ihvan yapacaksın. Hizbul Kur'an okuyacaksın. Derslere katılacaksın. Güzel, size seni motive edecek. Pozitif insanlarla oturup sohbet edeceksin, tamam. Veya kapı bağlı olacaksın. Bak, vahşet. Anarşist ise hiçbir hay hakkı tanımaz. Anarşilik ve vahşet manaları hükmeder. O hayatı şehriye zehirlenir. Bakın okuyorum hükmünü. Acaba böyle mi? Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kabiler, kuvvetliler zulme, ihtiyarlar allamaya başlar. Var mı insan? Bak bir de okuyayım. Çocuk, ahir zaman şu 15 şey gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nerede yazıyor bu hadisi? Rüştü abi yeni ansiklopedide ahir zaman maddesinde yazmış. 15 şey. Kadın şarkıcılar çoğalmadıkça, içki alenen içilmedikçe, bir milletin en alçağı ilk adam olmadıkça, ondan sonra çocuklar haylaz, gençler sarhoşluk, hadisten almış bunu, kaviler zulme, ihtiyar alamaya başlamadıkça, insan insanlardan kaçmadıkça sayıyor böyle. 15 şey. Nerede gerçekleşir? Alim İslam'ın kalbi olan merkezinde, İslam'ın merkezinde olacak. 15 şey. Bak, çocuklar haylaz daha. Daha bacakalı çocuk, haylaz. Yani hak, hukuk bir şey yok ya, bir şey kalmamış. Yani otur desen oturmaz, hak anlamaz, laf anlamaz. Hırçın, tatminsiz, doyumsuz. Ne verirsen ver ya. Eskide şunu affardı ama şimdi o da geçmiyor. Zengin çocuğunu memnun edemezsin. Ne verirsen ver ya. Şimdi hiçbir çocuğu memnun edemezsin. Ver kırıyor gidiyor. Yani hırçın. Gençler sarhoş. Kabiler zalim. İhtiyarlar ağlamaya başladı. Ya bak işte. Din olmasa nasıl tahmin edeceksin? Yani onlara ne diyor? Diyor ki altına bak cehennem var ya. Cehennemin vücudunu anlatıyor. O zaman din hayatın hayatı hem nuru hem esası İhya-i Din ile olur. Şu milletin ihyası. İslam bunu anladı. İslam bu milletin hayatı, hayatına hayat lazım. İstikamet lazım. Bu birbirine çelişen ve çatışan. Siz hepiniz yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Şu kutunun içerisinde birbirine zıt olan duygular, düşünceler yok mu? Haletler yok mu? Nasıl birbirine barıştırıp kıblesine koyacaksın? Ha din olmasın dedi, çöz. Ben malum medrese Yusufiye'deydim. Bir adam görmedim, dinsiz dahi solumdaydı. Daş kapeçili dedi. Herkes dinden medet istiyor. Hadi bakalım içsel duygularını, birbirine çelişen ve çatışan duygularını dinden medet yapmadan çöz. 17 sene, 15 sene, 20 sene hap kullanıyorsun. Kullanacaksın da. Size söylüyorum, sokaktakine demiyorum.
İstanbul plakası kaç? 34. Emir Dabil 34. sayfada Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Farkında mısınız? Elinizden alınmış, farkında mısınız? Unutturulmuş size, farkında mısınız? Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Hizbul Kur'an, dershanelerde yok şimdi. Neymiş Hizbul Kur'an? 6666 tane ayet-i kerimeden. Bediüzzaman Hazretleri, namete muhtaç olmayın. Aklınızı istikamete, kalbinizi sırat-ı müstakime koyup, akıl, kalp, ruh, fiil bütünlüğünü sağlayacak, bu enerjiyi sana sağlayacak ayet-i kerimeleri Kur'an'da topluyor. Şu ayet, hiçbir şey yok. Dua kendi, beşeri dua yok. Hep ayet-i kerime. Ayetleri bütün toplamış, sahabe-i kiramdan zaten gelmiş, kendisi de eklemiş. Kur'an'dan seçilen ayetlerin bir araya getirilmiş o kitabın adı Hizbul Kur'an. Bu okunduğu zaman hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi. Yani başta öyle mi başlıyor? Tamam. Emir'de 34. İstanbul plakası. Bak Hizbul Kur'an'ımızı elinden aldılar. Niçin okumuyoruz? Niçin bilmiyoruz? Yani Kur'an'da dağılmış ayetler. Kimisi İstanbul ticaret hukukundan, kimisi kadın şeyinden, kimisi şu an. Ama bununla alakalı ayetler var. Niye namertlerin kucağına düşüyorsunuz? Alın oraya işte. Peki, başka sıkıntınız için mahşetle alakalıdır. Bunu okuyacak. İki, şu alan 756-754'te diyor ki, Asay Musa, Musa'nın asası. Musa Aleyhisselam asası ne yaptı? Sihir ve büyüleri yuttu mu? Asay Musa bu özelliği var diyor bu asırda. Çünkü bütün peygamberlerin öne çıkan sıfatları asır imamlarında olur. Yani çünkü Musa Aleyhisselam'ın kavminde ne öndeyse şimdi de yok mu? Lut kavminin zamanında ne öndeyse şimdi yok mu? Ad kavminin pislikleri şu anda yok mu? Ha, peki asır imamı nedir? Bunları tamir etmeyle vazifelidir. Musa Aleyhisselam zamanında sihir ve büyü vardı. Bunu yok eden ne? Asay Musa adlı kitap var mı burada? Varsanız bir göster, getirin de bana bir göstereyim. Getir buraya Asay Musa'yı. Asay Musa. Ya teşbihtir. Tamam teşbih sen okuma. Şualar 754-756. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen. Ha bu arkadaş. Ne yapacaksın? Anlamıyor. Anlama zaten. Sen ki Kur'an okurken anlıyor musun? Yok huzur buluyorsun. Yemek yerken yemeğin içindeki elementleri anlıyor musun? Kalsiyum, magnezyum, hangisi eksik ona göremiyorsun. Zevk alıyorsun değil mi? Anlamana gerek var mı? Yok. Anlamadın diye yemeğin faydasız mı oluyor? Kur'an'ı anlamıyorsun diye Kur'an feyiz vermiyor. Kur'an okuma da anlama şart mıdır? Yok. Ha, anlama kardeşim. Şekli harfleri sese dönüştür. Başta okumaya. Bunu ben demiyorum. Asay Musa'yı. Şualar 754 ise bütün sihir ve büyüleri. Sonra Hizbul Kur'an'ı oku. Sonra mutlaka bir gün haftada derse git. Mutlaka internet televizyonlardan uzak dur. Aklen terk, kalben tecerrüt. Hizbul Kur'an'da evradını yaptın. Tamam, bu kadar. Derse gitti mi? Dersten sonra da iki tane güzel insanlar burada. İki kiram edeceksin. 15-20 dakika çay faslında. Hani oturacaksın. Oh be, sohbet ihvan. Tilavetül Kur'an. Namaz da kıldı. Münacat-ı Rahman. Üç şey insanı ferahlatıyor. Niye bunlarda mahrumuz? Ha? Bak ne okuyacağız? Namert'e muhtaç olma. Hizbul Kur'an okuyacaksın. Daha bunu okudum da olmadı. Doktora gideceksin. Hangi doktora? Mutedeyin hekime azık. Ya oruç tutabilecek miyim? Oruç tutan doktora git. O diyorsa tutma. Zaten kendisi tutuyor. Ha, onun söylemesi dindir. Ben söylesem olmaz. Bak ne kadar kolay. Ne zorlaştırıyorsun. Ne kadar kolay. Din hayatın hayatı. Onun anlatmak için. Gündelik hayatımızdaki bana müracaat ediyorsunuz. Ediyorlar. Sıkıntımız var benim. Sıraladım. Hizbul Kur'an 34 İstanbul plakası kafanda kalsın. Emirdan da söylüyor. Ördüm çıktım azın diyor. Tipi tipte. Hizbul Kur'an okuyacaksın. Hizbul Kur'an için nedir? Sahabe-i kiramın tespit ettiği ayetler. Ustad da tanzim etmiş bunu. Sonra Asay Musa okuyacağız. Sonra haftada en az bir gün dersi geleceğiz. Sonra arkadaşlarla sohbet edeceğiz. Sohbet ihvan. Tilavet-i Kur'an münacat-ı rahman. Sonra
Daha bir şey yapamadın. O zaman hekime yazıp doktora gideceksin. Tamam. İhya-i din ile olur, şu milletin ihyası, İslam bunu anladığı başka dinin aksine dinimize temessük derecesi nispetinde milletin terakkisi. Buna delil nedir? Bizim millet, Türk milleti yani kavmecilik değil, bu coğrafyada yaşayan dine, alem İslam, ne zaman dine yapışmış, terakki etmiş. Ne zaman dinden elini gevşetmiş, tedeni etmiş. Bu da gösteriyor ki, bu milletin ihyası dindir. Peki Avrupa dini terk etti, terakki etti. Onun etibatı anlatıyor. Hepiniz bildiğiniz için tekrar ediyorum. Tamam tabii ki öyle olacaktı diyor. Niye? Çünkü batıl ve yanlış bir formülle soruyu çözerseniz doğruya ulaşamazsınız ki. Batıl ve yanlış bir formülle nasıl soru çözeceksiniz? Ha, Hristiyanlık yanlış ve batıldı. Yapıştılar, aşağı gittiler. Bıraktılar dinden, terakki ettiler. Niçin terak ettiler? Yanlış bir formülü bıraktıkları için. Biz de körü körüne onlar dini bıraktı, terakki etti. Biz de bırakalım, terakki etti. Sen tedeni edeceksin. Niye? Onlar yanlışı bırakıp terakki ettiler, sen doğruyu bırakıp terakki istiyorsun. Anladınız? Ha, başka dinin aksine dinimize temessük derecesinin nispetinde milletin terakkisi, ihmali nispetinde İdi milletin tedenisi. Mesela size söylüyorum, basma yapıyor metre, değil mi Muhammed? Metre basma, elbise satıyor. Din hakim değilse onun kafasına. Metrede. Sokak sokak şey geliyor. Ben de yeni tanıştım tabii. Eskiden mi yoktu? Bizim Zeytinburnu yıkılınca bir yere şimdi ben kiralık yerdeyim. Tabii ihtiyaçtan ben gideriyorum şimdi. Kentsel dönüşüm değil Zeytinburnu. Zulmen yıktılar. Tamam, elimizden aldılar. Dershaneyi yıktılar. Paraya dönüştürüyorlar. Neyse. Şimdi adam süt satıyor. Silivri'den, Çatalca'dan geliyor. Ben süt alıyorum. Şimdi adamın kafasında din yoksa o köpük oluyor ya süt. Yani hakikaten dolmuş mu dolmamış mı metre? Ben nereden bileceğim? Yukarıdan aşağıda belki de ip saklıyorsun. Tamam. Dedim ki delikanlı, Allah yardım etsin. Niye dedi ya? Ya dedim şimdi o gram var ne olacak, o köpük attı. Köpük fazla oluyor, acaba doldu mu? Yani baktım çocuk hassas. Biraz fazla koyuyorum dedi. Niye dedim? Annem dedi ki diyor, eksik verirsen dedi kabre girdin mi, Allah senin boğazına hep süt dökecek, süt, de, süt ile boğacak. İçinde dedim ki keşke sütle boğulsa. Yani süt denizine boğulacakmış, boğulmak. Fatih, tamam mı? Öyle dedi. Ama benim annem de öyle büyütüyordu. Oğlum nereye gidiyorsun gelirken? Bak açsın, yollarımız üzerine fındıklar kapattık. Bak yere düşmüş. Bir fındık alırsan başkasının cehennem, daha çocuğuz, ilkokula gitmiyoruz. Allah seni bir kere cehenneme sokup çıkartacak. İki tane alırsan iki tane. O çocukta yalan yok ya. O annenin dediği hepsi doğru. Gel de al da ye. Başkasının karısına kızına bakarsan oğlum, delikanlı olmaya başlayınca dedi, senin o anda diyor, anana kızına bacına bakıyorlar. Gel de bakalım. Böyle büyütünce tamam mı ya, din, din hayatın hayatı. İhmali nispetinde, idi, imal nispetinde milletin tedenisi. İndi aşağıya, basma ölçecek, inşaat mesela. Ne, kim bilecek senin kaç tane çimento eksik koyduğunu? Onu depremde insin kafasına aşağıya bina. Tarih bir hakikat, ondan olmuş tenasip. Tarihi bir hakikattır bu. Ama unutulmuş tenasip. Nisyan olmuş. Tarih, tarih bunlarla dolu. Hristiyanlar bak 400 sene iç savaşları olmuş. Ne zaman dinlerini bıraktılar, tedeni etti. Biz ne zaman dinimize sahiptik? Dünyaya hakimdik. Ne zaman elimizden din aldılar? O zaman Afrikalıların dediği gibi. Avrupalılar geldi dedi, ellerinde İncil vardı dedi, bizim elimizde de toprak vardı. İncil'i bize verdiler, toprakları elimizden aldılar. Zaten onlara faydası olsaydı İncil'i gidip onlara açıp vermezdi. Peki kaç dakika oldu keseceğim? 45 dakika. 45 dakika. Oysa size ne anlatacaktım biliyor musun? Bunu bitirdikten sonra en büyük derdimizin bir tanesi de ölüm korkusu. Ölüm aklidir, mevt kalbidir. Ona gidecektim. Sayfada şu, çalışarak geldim. Bak,
717. Başlığını okuyayım. Merak etme, ne var, korkmayın, okumayacağım. Mevt, tevehüm edildiği gibi dehşeti değil. Ölüm ayrıdır, mevt ayrıdır. Unutmayın. Ölüm dehşetlidir, mevt öyle değil. Mevt, akla ait duyguların kopukluğudur. Dünya alakası kesinlikle. Mevt, tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak-ı ruhtur, teris olmaktır. Farklı bir şeydir. Mesela 20. mektupta, mezarlıklarda şey, cenaze evlerinde okuyoruz ya, yuhi ve yumit. Diltimi öldürür. He? He. Şimdi orada o ölüm kullanır. Burada mevt kullanıyor. Ne dediğini bilmiyor. Mevt ölüm değildir. İçinde ölüm de var. Ama ölüm ayrı bir şeydir. Karanlıkla zulmet gibi. Karanlık aklidir, zulmet kalbidir. İhtiyar aklidir, irade kalbidir. Farklıdır. Bir inşallah ölüm korkusu olan kişiler için olacaktı bu. Ha, bu kadar bir paragraftır, 717. Yani ben, bir de benden dinleyin şu meft dersini. Ölümle meft arasındaki farkı. Namertim demezseniz ki, ulan hakikaten ne kadar güzelmiş ya. Ulan ne zaman sıramız gelecek? Ve dersiniz ki, korkmuyor. Biz ölüme odaklandık, mefti unuttuk. Bak başlık nedir? Meft, tevehüm edildiği gibi dehşetli değildir. Başlık bu. O kadar güzeldir ki, eğer gidecek olduğumuz yer görmüş olsak var ya, şu dünyayı cehenneme döndürürdü, oraya gitmek için intihar ederdik. Onun için çabuk gitmemek için o kadar güzel memleketi, kabri, Allah anlatıp anlatıp da bitiremediği kabri, kefenle, mezarlıkla, çamur mamurla, karanlık, soğuk, dar, kimsesizlikle örtmüş, kapatmış. Ustaca yapmış Cenab-ı Hak. Ha, burada kal vazifeni yani. Mesela ölüm korkusunun bir sebebi de neymiş? Yani hayata böyle langur langur tombala çeker gibi yapma. Hayatını koru, yaşa. Eğer ölüm korkusu olmasaydı biz çoktan ölmüştük. Hiç dikkat etmezdik, yoldan geçtik, ilaç içerdik, atlardık. Olan bakalım 20. kattan ölsün, atlarsan ne olur? Ölüm yok ya. Ha, demek ki ölüm vermiş ki hayat yetin, devam et. Hayat yetini zehir et diye değil. Hayatını zehire çevir diye değil. Bak ey ders yapanlar, siz de böyle çalışarak mutlaka gelin. Öyle çıkın. Ama gelmiyorlar abi. Böyle kafaya, böyle şimşirterek nasıl olursanız başınızda öyle olur. Sebebi de sizsiniz. Böyle ninni ders dinlersiniz, sonunda da çay beklerseniz sizin başınızdakiler de dur arkadaşlar, bugün size de bu çıktı. Tamam mı? Böyle böyle kava gibi dinleyenlere de bu yakışır. Ha bu çıktı, tamam şimdi. Böyle darin amin. Ha çay gelecek. Bir anda bu ders bittikten sonra dersle hiç alakası olmadan hemen çay faslında hiç alakasız konulara girebiliyorsanız dersten pek istifade edemezsiniz. Çünkü peynir keser gibi bir anda geçemezsiniz. Uçak bile böyle iniyor. Bu dersten sonra hiç derste alakası yok, hiç dersi dinlememiş gibi bir sohbete girebiliyorsanız giriyorsunuz demektir. Vahir davahun, enilhamdülillahi rabbil alemin, el Fatiha.